Uşak Damızlık Sığır Yetiştirici Birliği'nin 9. Olağan Kurulu yapıldı. Tekrar Ahmet Yılmaz seçildi. Evet başkanım, hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle seçimi nasıl değerlendirirsiniz? Evet, her şeyden önce televizyonunuza teşekkür ederim. Seçim gayet güzel bir atmosferde gerçekleşti. Herhangi bir tatsızlık olmadan yoğun bir katılım vardı. Damızlık Birliği'nin tarihindeki en yüksek katılım gerçekleşti. Dolayısıyla üyelerimiz, yetiştiricilerimiz bize gereken desteği verdi. Gayet güzel bir genel kurul oldu. Bundan sonra da inşallah hizmet etmeye devam edeceğiz. Başkanım, bu kaçıncı döneminiz oluyor? 1995'te kurucusuyum. İlk seçimli genel kurulumuz, normal şartlarda tabii o günler zor günlerdi. Evet. 2007'de oldu. 2007'den bu tarafa 4. seçimli genel kurul. Her genel kurulda aday çıktı. Evet. Bu 4. dönem. Evet, başkanım, birlik başkanısınız. Bu zamana kadar birliğe çok katkılarınız oldu, çok üyelerinize destek oldunuz. Peki bundan sonraki çalışmalarınız, projeleriniz nelerdir? Evet, bizim hedefimiz şudur. Damızlık birlikleri, bu tür birlikler üyelerinin menfaatlerini savunmak, gerekli bakanlık düzeyinde girişimlerde bulunmak, üreticinin karlılığını artırmaktır. Kuruluş gayesi budur. Dolayısıyla bu hedefe ulaşmada, üreticinin karlılığını artırmadaki nedir? Alettir, makinedir, insandır. Bu tür şeylerle üretimimize faydalı olmak, laboratuvarlar kurmak. Mesela önümüzdeki dönemde bir tane mutlaka yem analiz laboratuvarını kurup Uşak ilinde bütün yetiştiricilere hizmet edecek, hayvan besleme konusunda onların en az yemle en yüksek verimi elde etmeleri için bir laboratuvar alma girişimimiz var. Bu özel idareden olur veyahut da kendi kaynaklarımızla seyyar olacak. Araba ve personel başında bir gıda mühendisi veya ziraat mühendisiyle beraber gidecek. Üreticinin elindeki yemleri mevcut, kaba yemleri tahlil edecek. Ona göre uygun beslemesini sağlayacak. Diğer bir konu ise 2018 yılında Tarım İl Müdürlüğü küpeleme faaliyetini bizden almıştı. Bunu inşallah bu dönemde asil üyere ücretsiz olarak hedefimiz var. Çünkü bu geçen 4 yılda aksaklıkları gördük. Dolayısıyla küpeleme faaliyetini hemen başlayacağız. Bunun yanında önümüzdeki dönemde inşallah Uşak Deniz Yolu üzerinde 67 bin metrede orada bir arsamız var. O arsada yine kaba yemle ilgili silaj paketleşimiz devam ediyor zaten iki makineyle. Uşak'ta en çok mısır silajı işleyen ve alan bir kurumuz. Bunun yanında diğer üreticinin ihtiyacı olan yoncadır, samandır bunlarla ilgili yatırımları yaparak üreticinin en azından kaba yem ihtiyaçlarını buradan temin etmesi ve bunun için de Ziraat Bankası'yla bir protokol sözleşme yapıp sözleşmeli ekime yöneleceğiz. Gerek mısır silajında, gerek yoncada kaba yem ihtiyaçları için sözleşmeli bir model geliştireceğiz önümüzdeki dönemde. Hem üretene destek olacak hem de bu tüketen insanların girdilerini ucuzlatmak için bu tür gelişimlere devam edeceğiz. Yeniliklere açıkız. Her türlü üreticimiz için ne gerekiyorsa onlardan aldığımız aidatları onlara geri hizmet olarak döndürmek gayemiz. Doğrusu da budur zaten. Avrupa'daki birlikler gibi inşallah biz de önümüzdeki yıllarda çok güçlü birlikler oluruz. Onlar bizden 102 yıl önce bu işe başlamışlar. 1893'te kurulmuş Almanya'da, Avusturya'da birlikler. Bizde 1995, 102 yıl gibi bir arada fark var. İnşallah biz de bu açıyı kapatacağız. Bu yolda elimizden geldiğince üreticimizin yanında olacağız. Hiçbir zaman genel kurullarda o gün bitmiştir. Bize oy veren, beğenmeyen, bizi seven, sevmeyen her şey bitmiştir. Biz aynen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hizmet vermeye, hiç kimseye kin gütmüyoruz, hiç kimseye karşı çıkmıyoruz. Bu demokratik bir yarıştır. Bu yarışta mutlaka kazanan olacak, kaybeden olacak. Dolayısıyla biz üreticimizin dün olduğu gibi bugün de yanındayız.
Son olarak liderinize neler söylemek istersiniz? Bir teşekkür. Evet. Tabii ki bu 9. Olağan Genel Kurul'da bize destek veren, vermeyen bütün üyelerimize teşekkür ederim. 4 yılda bir olan bir kongreye yoğun bir %80 gibi bir katılımın olması üyelerimizin ciddi olarak ilgilendiğini gösterir. Hepsine bereketli, bol kazançlar diliyorum. Sağlık, sıhhat diliyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, biz de kongremiz ve başkanlığınıza tekrar hayırlı uğurlu olsun. Başarılarınızın devamını. Sağ ol, biz de teşekkür ederiz.